Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Buradaki villa projemizde uygulamalarla ilgili, imalatlarımızla ilgili zaman zaman sizinle paylaşacağımı bir önceki videoda belirtmiştim. Bir önceki videomuzu izleyen arkadaşlar bilirler. Burada su ile ilgili çok ciddi anlamda problemler yaşadık. Hemen sağ tarafımızda ileri noktada bir dere yatağının olduğunu ve bu dere yatağının buradaki şu görmüş olduğunuz düşük döşeme alanının olduğu kısımdan daha yukarıda olduğunu ve deredeki suyun haliyle buraya biriktiğini belirtmiştim. Zaman zaman buradaki su seviyesi 2-2,5 metrelere kadar yükseliyordu. Biz de tabiri caizse suya yön ver, hayata yön ver şiarıyla ilk etapta bir tane künkümüzü, bacamızı oraya koyduk. Ondan sonra ona yardımcı olması açısından bir tane de şu mıcırın bulunduğu köşedeki kısma koyduk. Ama bunlar yetmedi. Daha sonra üçüncü bir tane bacamızı da buraya koyduk. Ve dolayısıyla burada suyla baş edebiliyoruz. Zor da olsa. Şimdi buranın zemin iyileştirmesini daha iyi bir zemin dolgusu yaparak gerçekleştirdik. Ondan sonra grobetonumuzu döktük. Grobetondan sonra da burada görmüş olduğunuz gibi membran bohçalama sistemi dediğimiz temel yalıtımımızı gerçekleştiriyoruz. Burada 3 kat membran yalıtımı yaptık tabanda. Perdelere de aynı şekilde bunları döneceğiz. Perdelerimizi 2 kat yapmayı uygun gördük. Yine bu binanın etrafında komple şu görmüş olduğunuz parsel tamamıyla burada bir 250'lik drenaj borularımızı biz topladık, getirdik. Bu nihai bacamıza verdik. İlerideki bacayı da iptal ettik. Suyla baş ettikten sonra. Şimdi bu bölgenin koruma betonunu dökeceğiz. Allah nasip ederse yarın buranın temel imalatına başlayacağız. Temel imalatına da yarın başladıktan sonra havuz tesisatlarımızı da yapacağız. Bugün bu alanın demir montajı yapılırken membranın zarar görmemesi için bir koruma betonu atacağız. 5 ila 6 santim arasında bir koruma şapı dökeceğiz. Şimdi şurayı size biraz daha izah edeyim arkadaşlar. Şu yarım kalan izolasyonun olduğu alanı 0'a 0 kabul edersek, 0 kotu kabul edersek buradaki kademe oradan 1,5 metre daha, 1 metre 50 santim daha aşağıda. Biz bu -1,5'un aşağısına da şu görmüş olduğunuz bacalardan daha 9 tane, yani 4,5 metre her biri 50 santim. O bacalardan 9 tane daha da buradaki -1,50'nin altına indirdik. Buradaki devasa su kütlesini buraya topluyoruz ve yüksek basınçlı bir motorla bunu tekrar dereye gönderiyoruz. Burayı bu şekilde çözdük. Şimdi benim yine aşağıdaki suyu biriktirip buraya veriyoruz. Yine biz gerek gördük. Burada temelimizi döktükten sonra temel kotu seviyesiyle izada olacak şekilde yüzeysel suları da toplamak için binanın etrafında bir drenaj daha yapmayı planlıyoruz arkadaşlar. O drenajı da getirip bu bacaya bağlayacağız. İşimizi garantiye almak istiyoruz. Çünkü su ile ilgili geriye dönüldüğü zaman gerçekten çok ciddi anlamda iş yükü ortaya çıkıyor. Can sıkıcı durumlar ortaya çıkıyor. Biz de işimizi garantiye almak istedik. Bunu da koymayı uygun gördük. Bununla ilgili yorumlarınızı da bekliyorum. Tavsiyelerinizi bekliyorum. Buna çok ihtiyacımızın olup olmadığı konusunda çok istişare ettik. En sonunda nihayetinde bu drenajı da koymayı uygun gördük. Bununla ilgili sizlerin de değerli yorumlarını bekliyorum arkadaşlar. Bunun haricinde sizlere buradaki imalatlardan aktarabileceğim yalıtımla ilgili isterseniz bir konuya değineyim. Şurada bizim görmüş olduğunuz ana binayla ve buradaki düşük döşeme alanı
birbirinden bağımsız çalışacak arkadaşlar. Buraya bir deletasyon çalışması yapacağız. İzolasyonu da deletasyona dahil etmek istedik. Çok uğraştık. Bununla ilgili bir malzeme arayışında da bir hafta kadar bulunduk. Fakat böyle bir malzemeyi bulamadık. İstanbul'da yapıyoruz bu projeyi. Zeytinburnu Demirciler Sanayi sitesine gittim. Oradaki bütün izolasyoncuları neredeyse gezdik. Tanıdığım, tanımadığım izolasyonculara gittik. Böyle bir malzemenin olduğundan çok da haberleri yoktu. Biz de tavsiye üzerine gittik. Ama bulamayınca şu an aşağı inemiyorum. Orada biz deletasyonun çalışması için ikisinin, iki yapının farklı çalışacağını öngördüğümüzden dolayı orada bir membrana bir 10-15 santim gibi bir esneme payı bıraktık. Yani bir boşluk bıraktık. Bunu da öyle çözmüş olduk. Zeminde 3 kat şaşırtmalı şekilde ve bindirme paylarına riayet ederek membranlarımızı yapıştırdık. İlk katımızı ek kısımlarına yapıştırdık. İkinci ve üçüncü katlarımızın tamamını şalomayla güzel bir şekilde arkadaşlar eriterek yapıştırdılar. Havuz kısmı tamam. Koruma betonu döküyoruz. Üst kısmın membranı da devam ediyor. Bir aksilik olmazsa bugün buranın koruma betonu döküyoruz. Yarın da bu tarafın hem şu kısmın betonunu dökeceğiz, hem yarın bu membran devam edip tamamlayacağız. Akşam üzeri bu saatlerde de koruma gromuzu döküp işimizi finishleyeceğiz. Şimdi beklemiş olduğumuz mikserimiz geldi. Beton uygulamamız da başlayacak. Bir önceki videoyu izlemeyenler için de şuradaki dere hattını da göstereyim arkadaşlara. Burada da görmüş olduğunuz gibi hemen hemen şu membranın yarıda kalan kısımla aynı kotta bir dere olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla bu dere şu düşük döşemenin olduğu kısımdan daha aşağı, daha yukarıda bir noktada. Dolayısıyla buradaki su doğal haliyle buraya akmak istiyor. Şu an görüyorsunuz arkadaşlar, bir miktar sızıntılar haricinde çevre gayet kuru, gayet sağlıklı. Yani şu noktaları göstermek istiyorum. Şu şevli kısımda sızıntıların geldiği kısımlarda, 10-10 ahşap malzemelerin olduğu yerlerde de bir yağmur suları geliyor bu tarafa. Biz ikinci drenajımızı da bu yüzden gerekli gördük. Bu konuda sizin de yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Tavsiyesi olan varsa lütfen yorumlarda belirtsin. Bizi de bilgilendirsin. Betonumuz da başladı arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar mastara başladılar şimdi. Ben de işimin başına geçeyim. Umarım faydalı bir video olmuştur. İmalatlarımızda kalan kısımları da çekip sizinle buradan paylaşacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.